Kangal ve Dogo Argentino. Çene kuvveti. Kangallar yaklaşık olarak 743 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Dogo Argentino'nun çene kuvveti ise 500 PSI'dir. Genel sağlık. Kangal köpeği sağlıklı bir cinstir. Ancak düzenli olarak veterinerinize danışmanız gereken bazı sağlık sorunları vardır. Herhangi bir alerjisi veya genetik hastalığı olmamakla beraber nadir de olsa yağlı tümörler görülebilir. Dogo Argentinolar diğer cinslere göre daha sık sağlık sorunlarına sahip olma eğilimindedir. Baş gösteren belli başlı hastalıklar arasında alerjiler, kanser, sağırlık, hipotiroidizm gösterilmektedir. Çocuklarla arası. Sivas kangalları çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Bu sebepten ötürü çocuklu aileler için uygun bir yapısı vardır. Onlar için tam bir çocuk dostu diyebiliriz. Dogo Argentino çocukların bulunduğu ortamlarda tehlike arz etmesi beklenemez. Fakat iri cüsseli köpekler çocukları çok kolay devirebildikleri için yaralanma ve düşmeleri göz önünde bulundurmalısınız. Diğer hayvanlarla arası. Kangal'ın kedilerle ve yabancılarla arası ortalama düzeydir. Diğer evcil hayvanlarla bulunması sorun yaratmayacaktır. Dogo Argentino yabancılarla, kedilerle ve herhangi bir köpeklerle hiç mi hiç anlaşamazlar. Diğer evcil hayvanlar fikri onlara göre değildir. Tek kendisinin olmasını ister. Ev ve apartmana uyumu. Kangallar, yani bu kocaman köpekler, apartman hayatına uygun olduğunu söyleyemeyiz. Bir Sivas Kangal için en uygun yaşam alanı bahçeli evlerdir. Dogo Argentinolar bir arazi köpeğidir ve onları üretenler bunu av amaçlı kullanmışlardır. Apartmanlarda beslenemeyecek kadar büyük ve egzersiz ihtiyaçları diğer köpeklerin egzersiz ihtiyacından epey bir fazladır. Onlara apartman dostu diyemeyiz. Eğitimleri kolay mı? Kangal köpeklerini eğitmek kolaydır. Bazen eğitilme konusunda zorluk çıkartabilirler. Ancak yeni komutları öğretme konusunda tutarlı olursanız kolaylıkla öğreneceklerdir. Son derece sadık, yumuşak, nazik bakıcılarına karşı sevgi dolu ve şefkatli köpeklerdir. Dogo Argentinoların eğitimleri kolaydır. Sevgilerini ortalama düzeyde size gösterirler. Sadık, koruyucu ve hoşgörüleriyle bilinirler. Bir şeylerin peşinden koşmak, onu yakalama gibi dürtüleri vardır. Bakımı. Sivas Kangalı köpeklerin tüyleri orta uzunluktadır ve aşırı tüy dökmezler. Bu köpeklerin tüy bakımı için haftada 1 ila 2 kez düzenli taramak yeterlidir. Ortalama tımar gereklidir. Bunlar dışında Sivas Kangal bakımı diğer köpeklerle aynıdır. Aşılarını yaptırmak ve veteriner kontrollerini aksatmamak önemlidir. Hipoalerjenik değillerdir. Dogo Argentinoların tüyleri kısa ve ince olduğundan dolayı çok fazla tımar gerektirmezler. Orta derecede tüy dökerler. Hipoalerjenik değildirler. Bekçilik. Kangal dünyadaki en iyi bekçi köpeklerinden biridir. Bölgesel bir cinstir. Gözlem yeteneği ve koku alma duyuları çok gelişmiştir. Mükemmel bir koruyucu bekçi köpeğidir. Dogo Argentinolarda bölgeseldir ve işinde oldukça başarılıdır. En iyi koruyucu ve bekçi köpeklerinden biridir. Havlama. Sivas Kangal köpeklerinin gereksiz havlama eğilimi yoktur. Bu köpekler genellikle sessizdir. Dogo Argentinolarında fazla havlama huyları yoktur. Nadiren de olsa havlarlar. Soğuk ve sıcak havalara uygunluk. Sivas Kangalı bir soğuk iklim köpeğidir. Yani aşırı sıcak yerlerde bakılması doğru değildir. Dogo Argentinolar eğer bahçede bakılacaksa onların soğuktan korunmaları için bir kulübeye ihtiyaçları vardır. Zira soğuk havaları sevmezler. Ilıman iklimleri daha çok severler. Yalnız kalabilir mi? Kangal köpekleri yalnız olmayı sever. Kendi boş zamanlarına ihtiyaçları vardır. Dogo Argentino her köpek yavrusu gibi sahipleri tarafından yalnız bırakıldıklarında paniğe, ağlamaya, havlamaya, sızlanmaya eğilimlidirler. Peki, ilk defa köpek bakacaklar için uygun mu? Kangallar başına buyruk üstüne üstün aşırı güçlü oldukları için ilk defa köpek bakacaklar için kesinlikle uygun olmayacaklardır. Dogo Argentinolar ailesiyleyken mutlu ve huzurlu olan bu cins zaman zaman haliyle dominant bir karaktere bürünüyor ve bunu zorlayıcı bir cins haline getiriyor. Bu yüzden ilk defa köpek sahibi olacaklara önerilmez. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler.